Evet merhaba arkadaşlar. 10. sınıf destek defterimize devam ediyoruz. Bu hafta 27. haftadayız. Konumuz nedir? Konumuz göçler ve göçlerin nedenleri. Şimdi öncelikle arkadaşlar göçün tanımıyla başlayalım. Nedir göç? insanların herhangi bir sebepten dolayı yaşadıkları yeri terk ederek başka yere geçici geçici ya da kalıcı olarak yerleşmesidir. İnsanlar geçmişte göçebe olarak yaşadığı için göç etmek zorunda kalmışlardı. Günümüzde ise biliyorsunuz farklı sebeplerden dolayı göçler hala yaşanıyor. Şimdi biz bu göçlerin nedenlerini bir takım gruplara ayırdık. Öncelikle doğal nedenlerden bahsedelim. Göçlere yol açan doğal nedenler işte nedir? İklime bağlı nedenler. Mesela kuraklık ya da aşırı yağışlar. Erozyon. Su kıtlığı toprağın verimsizleşmesi depremler maalesef ülkemizin bir gerçeği sel çığı olayları heyelan volkanik patlamalar tsunami ve büyük yangınlar göçlere yol açan doğal nedenler arkadaşlar peki göçe neden olan siyasi nedenler neler İşte savaşlar mesela biliyorsunuz Türkiye'nin güneyinde işte Suriye'de bir iç savaş var. Mübadeleler ne olduğunu konuşacağız. Karşılık nüfus değişimi olduğunu bilenlerimiz vardır. Siyasi baskılar, sınır değişiklikleri. Mesela 1939'da Hatay'ın ana vatana katılmasıyla 1 milyona yakın nüfus eklendi Türkiye'ye. İç karışıklıklar, göçe neden olan siyasi nedenler olarak gösterilebilir ve bizim ülkemizin de bulunduğu coğrafya tarih boyu defalarca savaşların olduğu bir alan olduğu için bu siyasi nedenlerle çok göç alan bir ülkeyiz. Yani sadece son dönemde değil geçmiş dönemlerde daha İran-Irak savaşlarında da binlerce insanın Türkiye'ye geldiğine bizzat ben şahit oldum. Ekonomik nedenler yani iş imkanları, doğal zenginlikler işte yeraltı kaynakları, Gelir dengesizliği, toprakların miras yoluyla parçalanması. işte biliyorsunuz birisinin diyelim işte 50 dönüm toprağı var. 5 tane çocuğu varsa her birine 10 dönüm düştüğünde e bu 10 dönüm toprak yetmeyebiliyor. Onun dışında geçim sıkıntısı dediğimiz gibi insanları göçe zorlayan itici etkenler. Peki sosyal ve kişisel nedenler. Mesela eğitim almak için gidenler Dini nedenler, dini nedenlerden dolayı baskı altında olanlar ya da dinini daha özgür yaşamak isteyenler farklı ülkelere gidebiliyorlar. Kültürel farklılıklar, sağlık ve daha iyi bir yaşam tercihi göçe neden olan çekici faktörler oluyor. Bunlar aynı zamanda sosyal ve siyasi sosyal ve kişisel nedenler arkadaşlar. Şimdi biz nüfusu göç hareketlerine göre çeşitli gruplara yine ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi sürekliliğine göre göçler. Yani geçici ya da sürekli olan göçler. Mesela geçici göçler görselde de verildiği gibi işte pamuk toplamak için özellikle Adana'ya Güneydoğu'dan her yaz binlerce geçici işçi gelir. Bu mesela en büyük nedenlerden biri. Onun dışında mesela hayvancılık faaliyetleri için yaylalara çıkan insanlarımız var. Doğu Karadeniz'de hala bu adet devam ediyor. E yine Toroslarda da yörükler falan yaz aylarında işte Toroslara çıkıp orada kıl keçisi yetiştiriyorlar. İnşaat sezonu açıldığı için yaz mevsiminde birçok ilden büyük şehirlere göçler olabiliyor. E bir de tabii ki turizm faaliyetleri mesela Bodrum'un nüfusu yazın 5 misli artıyor arkadaşlar. Biz bunlara ne diyoruz? Geçici göçler diyoruz. Onun dışında sınır geçme durumuna göre göçler var. Şimdi burada da iç ve dış göçler olarak iki şekilde gerçekleşiyor. Eğer ülke içinde gerçekleşirse iç göç, ülkeler arasında gerçekleşirse de dış göç diyoruz. Yani mesela buradan Almanya'ya gitmek dış göç. Ama işte Yozgat'tan Ankara'ya gelmek iç göç oluyor. Ülkemiz ülke içinde yapılan göçler sadece bizim ülkemizde değil. İşte kırdan kıra, kırdan şehre, şehirden kıra veya şehirden daha büyük şehir olmak üzere çeşitli gruplara ayrılabiliyor arkadaşlar. Bunları zaten dediğimiz gibi değerlendireceğiz. Şimdi göçler isteğe bağlı ya da zorunlu olarak iki gruba ayrılabilir. İsteğe bağlı olan göçler yani bir insanın kendi rızasıyla yaptığı göçler genellikle Ekonomik nedenlerden kaynaklanır. Yani mesela işte iş bulmak için örneğin işte Kastamonu'dan benim memleketimden İstanbul'a yapılan göçler. Bu isteğe bağlı bir göçtür. Zorunlu göçler ise yani insanları göçe zorlayan nedenler ise mesela savaşlar, işte Suriye'deki savaşlar, siyasi baskılar, can güvenliği yani orada terör olayları varsa ya da doğal afetler. İşte Hatay'da çok büyük deprem oldu biliyorsunuz 6 Şubat 2023'te insanlar orayı terk etmek durumunda kaldılar. Hani geri dönüşler başladı ama yine de on binlerce insan farklı şehirlerde yaşamaya devam ediyor. Geçmişte zorunlu göçlerin toplu sürgünlere dönüştüğü örnekler de var. Mesela 1989 yılında arkadaşlar. Bulgaristan'da başa geçen hükümet Türklere asimilasyon politikası uyguladı. Yani işte Türkçe konuşmayı yasakladı, Türk okullarını kapatmaya kalktı, Türkçe isimleri yasakladı falan. Bunun üzerine 350 bin kişi Türkiye'ye göç etmek durumunda kaldı. Bunlar o dönemin hükümetleri tarafından Anadolu'nun değişik yerlerine yerleştirdiler. Burada ciddi bir sürgün ve baskı vardı arkadaşlar. Peki... Tarihte yaşanan göçlere şöyle bir göz atalım. Mesela bunlardan bir tanesi Türklerin Orta Asya'dan göç etmesi ve buna bağlı gerçekleşen kayımlar göçü. Hepinizin bildiği gibi Türklerin ana vatanı yani Türk kültürünün kültür ocağı Orta Asya'dır. İşte bugünkü Aral Gölü çevresi, Orhun Selanga ırmakları Moğolistan taraflarında. Buradan Türkler zaman içerisinde göç ettiler. Peki neden? İşte buradaki en büyük nedenler işte bilenlerimiz vardır. Kuraklık, hayvan sürülerinin ölmesi, kıtlık, işte Çin ve Moğol baskıları, iç karışıklıklar, o bölgeye nüfusun sığamaması gibi nedenlerle Türkler zamanla değişik yerlere göç ettiler. İşte bir bölümü Sibirya tarafına gitti işte Sakalar. Bir bölümü Hindistan işlerine gitti, bir bölümü Çin'e yerleşti ama çok önemli bir bölümü Batı'ya doğru geldi ve Avrupa'ya ulaştı. Ee, Avrupa'da işte bugünkü Macaristan'ın olduğu bölgede bildiğiniz gibi orada bir devlet kuruldu. Nedir bu? Avrupa Hun Devleti. Ee, Avrupa Hun Devleti'nden kaçan Avrupalılar birbirlerinin topraklarını ele geçirdiler. İşte ondan kaçan onun toprağı, ondan kaçan onun toprağı derken kayımlar göçü dediğimiz dünyanın en eski büyük göçü yaşandı. İşte ne zaman? Milattan sonra 375 yıllarında. Evet, ikinci büyük göç yeni dünya göçleri. Bu nedir arkadaşlar? Bu da işte Christoph Kolomb'un Amerika'yı keşfinden sonra Avrupa'dan on binlerce insan dünyanın değişik yerlerine tabii önemli bir bölümü işte Kuzey Amerika'ya, Güney Amerika'ya ya da Avustralya oralarda keşfedilince oralara insanlar göç ettiler. Ee, tabii e, özellikle Avrupalı toplumlar buralara göç ettiği için bu bölgelere de Avrupa kültürü yayıldı. Onun dışında bir diğer göç mübadele göçü az önce de birkaç cümlele söylemiştik. E, bu zorunlu göç yani e, önemli olaylardan mesela savaşlardan sonra falan oluyor. İşte Lozan Anlaşması'ndan sonra Türkiye ve Yunanistan anlaşarak karşılıklı olarak nüfus değişimi yaptılar. Zor bir olay tabii e, Gönül hizası olmaz hani insanlar e, yüzlerce yıldır toprakları olan bölgelerden gidiyorlar. İşte bizim hani Türkleri düşünün Osmanlı zamanında Balkanlara yerleştirilmiş ama o topraklar elimizden çıkınca önemli bir bölümü Türkiye'ye geldi. Tabi Türkiye'deki Rumlar da karşılıklı olarak Yunanistan'a gittiler. Bir diğer göç işçi göçleri e, Bunlar da biliyorsunuz arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa yerle oldu. bir oldu. Birçok Avrupa şehri bombalandı. Çok ciddi bir iş gücü kaybı oldu. İşte Avrupalı ülkeler tekrar ülkelerini imar etmek için işte Türkiye gibi birçok ülkeden göç aldılar. E, Türkiye'den de başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine işçi göçleri yaşandı. Beyin göçü e, önemli bir mesele bizim gibi ülkeler için nitelikli elemanların iyi eğitim almış işte bilim insanlarının sanatçıların bazı sporcuların falan farklı ülkelere gidip yerleşmesi bu tabii büyük bir sıkıntı oluyor arkadaşlar Türkiye beyin göçü alan da bir ülke işte Türk cumhuriyetlerinden Afrika'dan Orta Doğu'dan ama beyin göçü de vermeye devam ediyoruz tabi bu beyin göçüle gidenlerin geri döndürülmesi için ciddi teşvikler olduğunu da belirtelim. Evet arkadaşlar biraz da konu tekrar testlerimize bakalım. Konuyu daha iyi pekiştireceğimizi düşünüyorum. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Demiş ki göçler isteğe bağlı olabileceği gibi zorunlu da olabilir. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu göçe neden olan faktörlerden biri değildir? İşte eğitim, deprem, mübadele, toprağın verimsizleşmesi, yangın. Bu soruyu yaptığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Eğitim almak zorunlu bir etken değildir. Yani isteyerek eğitim alınır. ne bileyim, işte bir yurt dışındaki üniversitenin sınavına girersin, kabul alırsın, oraya kendi gönül rızanla gidersin. Kimse seni zorla göndermez ama deprem zorunludur Hatay'daki gibi. Mübadele zorunlu olduğunu belirttik. E toprak verimsizleştiğinde ne oluyor? İnsanlar e, yeterli gelir elde edemiyorlar. göç ediyorlar. E yangınlarda yine aynı şekilde itici, zorunlu bir etkendir. Evet, ikinci sorumuz. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken ülke aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Kuzey Afrika'daki bazı ülkeler ve Türkiye'den çok sayıda insan işçi olarak Avrupa'ya göç etmiştir. Bu dönemde Türkiye ile arasında 1960 yılında işçi göç anlaşması imzalanan ülkeyi soruyor. E bu ülke arkadaşlar en çok Türk işçisinin gittiği Almanya'dır. Almanya'ya 1961'den itibaren binlerce insan işçi olarak gitmiştir. Evet 3. Yukarıdaki haritada numaralandırılan yerlerden hangisi Türklerin bu dönemde göç ettiği alanlardan biri değildir demiş. Şimdi Türkler dördüncü yüzyılda ana yurtlarından ayrılarak dünyadaki en büyük kitlesel göç hareketinden biri olan kavimler göçüne neden olmuştur. Evet. Peki, e, Türkler Orta Asya'dan nereye gittiler? Konumuzu dinleyen arkadaşlarımız hatırlayacaklar. Sibirya işlerine gidildiğini söylemiştim. Çin tarafına gidildiğini, Hindistan tarafına yine Avrupa'ya gidildiğini, Hun devleti kurulduğunu ama o yüzyıllarda Türkler Kuzey Afrika'ya yayılmadılar. Kuzey Afrika'ya yayılımımız os, yayılmamız Osmanlı zamanında oldu. Yani Türklerin bu dönemde işte 4. yüzyılda yapmadığı göç iki numaralı ok yönünde gerçekleş Daha doğrusu ok yönündedir. Evet dördüncü sorumuz. Yukarıda verilen anlaşma sonucu Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleşen göç türü aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bir anlaşmadan bahsediyor. Diyor ki birinci maddede Türk topraklarına yerleşmiş Ortodoks mezhebine mensup Türk uyruklu Rumlar ile Yunan topraklarına yerleşmiş İslam dinine mensup Yunan uyruklu Türklerin 1 Mayıs 1923 tarihinden başlayarak zorunlu göçe zorunlu göçe girişilecektir. Bu kimseler Türk hükümetinin izni olmadan Türkiye'ye Yunan hükümetinin izni olmadan Yunanistan'a dönerek yerleşemeyecektir. Yani gidiyorsunuz ve orada kalıyorsunuz. Zorunlu bir göç. Karşılıklı nüfus değişimi neydi arkadaşlar? Bildiğinizi tahmin ediyorum. Tabii ki mübadele göçü. Cevap B şıkkı. Geldik 5. sorumuza. Ekonomik faaliyetlerin çeşitlendiği, altyapı hizmetlerinin ve sosyal imkanların geliştiği ülkeler göç almaktadır. Evet. Yukarıdaki harita numaralı alanların hangisi göç alan yerlerden biri değildir? Şimdi bakın ne diyor? Ekonomik faaliyetlerin çeşitlendiği, altyapı hizmetlerinin ve sosyal imkanların geliştiği ülkeler yani mesela Japonya göç alır, işte Avrupa ülkeleri alır, Rusya'nın belli bölgeleri Moskova tarafları alır, Amerika Güney tarafları alır, yani her taraf alır da burada Güney Amerika şartları için söyledik. Ama dört numaralı yer neresi? Hindistan hani Hindistan verilen şartları sağlayan bir yer olmadığı için böyle dünyada çok göç alan bölgelerden biri değildir cevabımız C olacak arkadaşlar. Evet buradaki sorularımızı da bitirdik. İleriki haftalarımızda görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın arkadaşlar.